esenlikler diliyorum. Bildiğiniz gibi gezegenimizin güneşin etrafında tam bir tur dönmesi 365 gün sürüyor. Bu da 12 aya yani 1 yıla tekabül ediyor. Fakat bundan milyonlarca yıl eskiden bu sayılar çok farklıydı. Çünkü dünyamız giderek yavaşlıyor. Bunda ayın etkisi çok büyük. Farklı bazı faktörler de var. Bunlardan dolayı gezegenimiz giderek yavaşlıyor. Şimdi bu konuyla alakalı Kur'andaki bir ayetle bilimsel veriler arasındaki bir çelişkinin üzerinde duracağım bugün. İlk olarak Tevbe suresinin 36. ayetini bir okuyalım. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Burada biz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında ayların sayısını 12 olarak takdir ettiğini açık şekilde görüyoruz. Yani gökler ve yer yaratıldığı gün günkü yazıdan bahsediliyor. O günkü takdirden bahsediliyor burada. Şimdi bu burada dursun. Gelelim bilimsel makalelerimize. İlk olarak bu makaleyi göstereyim. Canlının başlangıcından beri dünya giderek yavaşlamaktadır. Ancak bu yavaşlama hızı inanılmaz derecede düşüktür. Örnek vermemiz gerekirse dünyanın oluşumu sırasında dünya biraz daha hızlı döndüğü için günler daha kısaydı. Örneğin yapılan hesaplamalara göre günümüzden 650 milyon yıl önce dünyada bir günün uzunluğu 19.9 saat civarındaydı. 400 milyon yıl öncesine geldiğimizde yıllar bir günün uzunluğu 21 saate çıkmıştı. Yıllar ise 410 gün idi. Günümüzde bir günün uzunluğu 23 saat 56 dakika 4 saniyedir ve bir yıl 365 gün 5 saat yani 5 saat 46 dakikadır. Yani dünya yavaşladıkça bir gün uzamakta dolayısıyla bir yıla sağan gün sayısı azalmaktadır. Ancak biz bu değişimi çok yavaş olduğu için hissedemiyoruz denilmiş. Bir de şuradaki makaleyi göstereyim. Burada periyot var. Gezegenimiz yavaşlıyor. Ancak tamamen durduğunu asla göremeyeceğiz diye başlanmış. İnsan dünyanın ve evrenin yaşı, evrimsel geçmiş, jeolojik ve astronomik değişimler ve benzerleri makro boyuttaki değişimler açısından önemsenmeyecek kadar kısa bir ömre sahiptir. Bu da birçok değişimi hissedemememize neden olmaktadır. Zaten evrimsel değişimleri anlamama sebeplerimizin başında bu kısa ömrümüz geliyor. Bu yavaş ama istikrarlı değişimlerden en önemlilerinden biri de dünyamızın dönüş hızındaki değişimlerdir. Dünya güneş sistemi içerisinde 4.54 milyar yıl kadar önce oluştuğunda bugünkünden daha hızlı dönmekteydi. Ancak zaman içerisinde dönüş hızı yavaşladı ve halen de yavaşlıyor. Buna bağlı olarak gün uzunlukları da giderek artıyor. Yapılan bazı gözlemlere göre dünyadaki bir günün bir saat uzaması için şu andaki yavaşlama hızının 140 milyon yıl boyunca devam etmesi gerektiği öngörülüyormuş. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki, buradaki periyot önemli olan üst kratese döneminde yani günümüzden 70 milyon yıl önce bir gün 23.7 saat sürüyormuş ve günlerin sayısı bir yıldaki günlerin sayısı 370 imiş. Bu şekilde liste uzuyor. Mesela mis Mississippian çağında yani günümüzden 340 milyon yıl önce bir gün 22 saat sürüyormuş ve bir yıl içindeki gün sayısı 398 imiş. Yine bundan 395 milyon yıl önce Orta Devonyen döneminde bir gün 21.6 saat sürüyormuş ve bir yıl içindeki gün sayısı 405 imiş. Yine Orta Kambriyen döneminde günümüzden 510 milyon yıl kadar önce bir gün 20.7 saat sürüyormuş ve bir yıl içindeki gün sayısı 424 imiş. Kriyogenyen dönemde günümüzden 900 milyon yıl kadar önce bir gün 18 saat sürüyormuş ve bir yıl içindeki gün sayısı 486 imiş. Yani 486'yı aya böldüğümüzde kaç ay çıkıyor? 16 ay çıkıyor. 365'e 120 gün daha eklenmiş oluyor. Ve 16 aylık bir süreç çıkıyor karşımıza. Yani değerli arkadaşlar dünyamız oluştuğu dönemden 2-3 milyar yıl sonraki bir süreçte 2-3 milyar yıl sonraki bir dönemde dünyanın dönüş hızı yani bir günlük süre 18 saat sürüyormuş ve bir yıl içerisinde 486 gün varmış. Dolayısıyla bir yıl 16 aya tekabül ediyormuş. Şimdi geriye gidelim ayetimize dönelim. Ne diyor da ayetimizde? Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Şimdi buradaki çelişkiyi nasıl kıvıracak? mümin kardeşlerimiz. Çok merak ediyorum. Yani ayette kasnak gibi mübarek. Hani şu şekilde bir ifade olsaydı Allah ayların sayısını 12 takdir etmiştir. Bu şekilde kullanılmış olsaydı o zaman arkadaşlarımız ya işte günümüzde 12 ay ama bundan milyonlarca yıl önce daha fazla olabilir. O konuyla alakalı bir bilgi yok. Bu ayet günümüze hitap ediyor diyerek kıvırma taktiği sergileyebilirlerdi. Fakat burada ne deniyor? Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yani o günden bahsediyor. Yani 4,5 milyar yıl öncesinden. Tabi dinlere göre 7 bin, 7 bin yıl öncesi oluyor da bilimsel verilerle konuşuyoruz. 4,5 milyar yıl önceki günde o günkü yazısında Allah ayların sayısını 12 olarak takdir etmiş. Biz buradan ne anlıyoruz? Allah'ın günümüzden milyonlarca yıl önce bir yılın 16 ay sürdüğünden habersiz olduğunu anlıyoruz ve dolayısıyla Kur'an'ın insan eseri olduğu bir kez daha perçinlendiğini, bir kez daha kanıtlandığını görüyoruz. Çünkü şayet bir tanrı yeryüzünü, dünyayı yaratmış olsaydı bu dünyanın giderek yavaşladığını dolayısıyla bir yıl içindeki gün sayısının giderek arttığını ve dolayısıyla ayların sayısının da eskiden milyarlarca yıl öncesinden günümüze doğru giderek daha da azaldığını bilmesi gerekiyordu. Fakat burada Allah'ın takdir ettiği kaderde o günkü yazısında 12 ay olarak bunu takdir ettiğini görüyoruz. Bu da Allah'a atfedilen, Allah adına bunları yazanların dünyanın, güneşin, evrenin sürekli değişim halinde olduğundan, dünyanın sürekli yavaşladığı, yavaşlamaya doğru ilerlediğinden, eskiden daha hızlı da olduğundan, sürekli değişim içinde olduğundan daha doğrusu habersiz olduğunu görüyoruz. Burada sanki dünya Hokus pokus şeklinde yaratılmış. Tıpkı diğer gök cisimleri gibi. Ve yaratıldığı gün aynı sabit hızda yaratılmış. Aynı sabit 12 ay takdir edilmiş. Ve kıyamete kadar bu şekilde gideceği belirtiliyor. Burada çok açık bir çelişki var. Çünkü günümüzden 900 milyon yıl önce bir yıl 16 ay sürüyordu. Bugün 12 ay sürüyor bundan eğer dünyanın ömrü yeterse 1 milyar yıl sonra belki 10 ay sürecek çünkü dünya sürekli yavaşlamaya devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir takdir 12 ay olarak takdir edilmesi söz konusu olamaz. Bu da bu kitabın insan eseri olduğunu kanıtlıyor. Şimdi bunu kıvırabilmek için ellerinde tek bir seçenek kalıyor. Bu 365 güne 900 milyon yıl önce eklenmiş olan 120 günü bu 12 ayın içine serpiştirerek bunu bu şekilde kıvırmaya çalışacaklar. Çünkü ellerinde başka seçenek kalmıyor veyahut da yine klasik işte bilim dediğine bakıp da hareket edemeyiz. Bu bilim bugün dediğini yarın yanlışlayabilir. Onun için Kur'an'da ne yazıyorsa doğrusu odur şeklinde daha komik bir önermeyle geleceklerdir bu çelişki çok açık. İfadeler de çok net. Değerli arkadaşlar. Bugün bu çelişkinin üzerinde durmak istedim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Esenlikler diliyorum.